Sen ne zamandır bu işi yapıyorsun kız, merak ettim Allah aşkına. 6 senedir. 6 senedir. Evet. Türkmenistan'da geldim buraya, 7 yıl oldu. Evet. Orada da daha önce bu mesleği icra ediyordun, iş yerin vardı. Evet. Peki geldim burada. Geldim burada, sonra bayağı bir eğitim almaya devam ettim. Kimin şubesini açtın? Nesim Güngen. Bayılırım. Çok severim. Ben de severim Varadon'u. Kendisine küçüklerimi gönderiyorum. Nesim Güngen'e bayılıyorum. Geçenlerde bir Ankara hikayesi anlattım. Ankara hikayesiyle ilgili Dilan'ı yazmışlar, Sevim'i yazmışlar. Yok efendim Hakan Karanfil yazmışlar. Yok Nuray Yıldız'ı yazmışlar. Nesim Güngen'i yazmışlar. Onlar değil, Almanya'dan birileri. Çok memnun oldum Nesim Güngen'in bir şubesini. Hangi şubesindesin? Şırnevler şubesi. Çok başarılı buluyor musun onu? Evet. Kaç şubesi oldu onun? 100'ün altını, 100'ü geçti yani. 100'ü geçti. 300 falandır yani, tahmin hani ediyorum. Hani hedefleri bayağı millet çok. Millet bu Almanya'daki 12 tane yapmış, Dalia yaptı deniyor. Allah'ım ya Rabbim. Evet. Peki mevcut olan yerini açtın. Evet. İşini oturttun. Evet, çok şükür. İyi gidiyor. İyi. Nasıl, herhangi birinin ismini almak daha mı başarılı? Ha, öyle bir şey düşünmüyorum. Daha önce kendime güvenim vardı. Sonra da Nesim Güngen'i daha yurt dışından takip ediyordum kendim. Hani inşallah onun ismini alarak bir güzellik merkezi açmayı diye düşünüyordum. Sonra da geldim, kadının kendisiyle bana görüştüm. Çok iyi yani, bir hanımefendi. Çok yani işten doğal yani. Mesela kadın. Keşke bu hiçbir yapmacık şeyleri yok. Seyhan Hanım, sizin isminizle bir yer açalım. Bu paraları da vermek istemiyorum diyenler, çok yakında güzellik merkezi açıyorum. Nasıl güzel kadın olunduğunu herkese göstereceğim. Yani biliyorsunuz Selin vazelin satarak, öbürü G9 yaparak falan yapıyor. Ben öyle şeylerle çıkıyorum ki erkeğinize ne kadar iyi davranırsanız o kadar daha güzelleşeceksiniz diyorum. Herhalde beyler çok gelir bana bu konuda. Abone oluruz. Peki yerin nerede, şuben nerede? Şırnevler. Şırnevler'de. Evet. Kaç metrekare yerin? Yerim mi? 280 metrekare. Bayağı büyük. Büyük. Çok büyük. Maşallah büyük. Yani Nesim Güngen'in büyük şubelerinden birisi herhalde. Değil mi? Metrekare olarak bayağı büyük. İyi, Allah bol bereketli kılsın. Ona da sana da başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Harika. Kendi adında niye yapmadın da Nesim Güngen adında yaptın? Merak ettim. Evet, bu soruyu çok kişi soruyor bana. Merak ettim. Ne fark ediyor? Hani bilmediğimden soruyorum. Yanlış yönlendirme yapmak için. Riske mi girmek istemediniz? Evet, kendi var olan bir marka var. O marka. Evet, marka üzerinden yürümek istedim. Hani bir de güvendiğim markaydı Nesim Güngen. Hani öncelikle kendime güvendim. Sonra da bir markaya güvenerek bu işe başladım. Bir markaya güvenerek. Evet. Peki. Doğru bir marka değil mi Seyhan'cığım? Tabii doğru marka yani. Sağlamcılık. Hem de hem portföy edinmiş olacaksın. Aynen. Evet. Süre ne kadar mecburiyet? 5 sene. 5 sene. 5 sene sonra da kendi müşteri portföyünü zaten yaratmış olunur. Yani ikinci şubeyi düşünüyorum ileride. Gene Nesim Güngen. Evet. Tutmuş bir nerede şey mesela düşünüyorsun? Mantıklı. Başka evet, bir ilçe. Yurt dışında. Türkmenistan. Orada düşünüyorum. Kendi memleketim. Türkmenistan'da tanıyorlar mı Nesim Tanıyorlar. Güngen'i? Tanıyorlar. Allah Allah. Bu kırılar da manyak mı? Bütün izleyicilerimize buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Sevdin mi programı? Evet, çok makara sevdim. Makara mı? Eğlenceli çok mi? Çok güzeldi yani. Seni birebir hayat hikayeni anlattıracaktım. Böyle aldım seni. Olsun, sevdim. Olsun, bir dahaki de. Çok keyifliydi değil evet. mi? Peki. Sen de çok güzel bir kızsın. Hem iyi bir insansın. Sağ olun. Hem de seninle olmak çok keyifliydi. Teşekkür Allah başarılarını daim etsin. Amin. Neslimi de senin de Allah yolunu seyresin. Amin.